Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar sizin için de önemli bir hafta Evet yengeç burcundaki yeni aile başlıyoruz haftaya ve bu yeni ay 20 Temmuz akşamı 20:32'de doğacak 28 derece yengeç burcu Burcunuzdaki Satürn'e tam karşıt açı oluşuyor gökyüzünde. Güneş Satürn karşıtlığında etkin olduğu bir haftadayız. E, bu hayatınızda biraz tabii kısıtlamalar, biraz zorluklar getirebilir. E, ciddi ve kararlı enerjiler var gökyüzünde ya da ciddi ve kararlı olmanız gerektiğini işaret ediyor. Her ne durumda olursanız olun, yaşamınızda sorumluluklar öne çıkabilir. Kendinizle de ilgili tabii ki genel sağlığınıza da biraz özen göstermenizde fayda var. İlişki dinamiklerinizle de ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Artık bir şeyler ya bitecek ya devam edecek bir yol ayrımı aşamasındayız. Son 2-3 yıldır hani zorlandığınız konular varsa bu yeni ay ve bunu takip eden günler artık bu konulara bir nihayete erdirebilir. Bu bir ayrılık da olabilir, bir iş değişimi olabilir, bir yer değişimi olabilir ve ile ilgili konular da yeni ayın enerjileri arasında ebeveynler, aile, aile ile ilgili sorumluluklar, evle ilgili konu ve kavramlar. Tüm bunlar yeni ayın genel konuları olarak hayatınızda yer alabilir. Özellikle doğum gününüz 17 21 Ocak arası ise sevgili oğlaklar ve yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarında ise daha güçlü bir şekilde tabii ki bu tesirleri hissedebilirsiniz. Çünkü Satürn enerjisi sizi daha fazla etkileyecek. Yengeç yeni ayı ile ilgili bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Lütfen genel sağlığınıza dikkat edin. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, kas ağrıları, bir diş problemi, bir diz, pro diz ağrısı ve benzeri kronik sağlık sorunları artabilir bu yeni ayda. Sizinle ilgili olabileceği gibi ailenizdeki olgunluk kişiler, yaşlı kişiler, işte anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili de bazı zorluklar, bazı sağlık problemleri ya da bazı sorumluluklar gündem oluşturabilir. Tüm bunlara karşı ihmalkar olmamak lazım. Daha dikkatli hareket etmek gerekiyor. Yeni ayın ardından pazartesi akşamı ay artık aslana geçecek. Salı ve çarşamba ay aslan burcunda. E, bu iki gün parasal konuları öne çıkarıyor. Para olunca tabii ki çalışmalar, işte e, harcamalar, belki beklediğiniz bazı e, paralar var ya da ödemeleriniz, faturalarınız var, banka işleri, kredi işleri, sigorta konuları, e, bazı yatırımlar ve benzeri konular. Bunlar Salı ve Çarşamba meşgul edebilir sizi. Perşembe ve Cuma Ay Başak burcunda. Nispeten daha rahatlıyoruz duygusal olarak biraz daha iyimser enerjimiz artıyor hayatın daha manevi yönlerine kültürel yönlerine ee, odaklanıyoruz bazı seyahatler olabilir geziler olabilir fiziksel aktiviteler artabilir ticari konularda eğitimle ilgili konularda e, özellikle akraba ve yakın çevre ilişkilerinde aktif olabileceğiniz günler. Hafta sonu ise Ay Terazi Burcu'nda gökyüzü tekrar aile konuları diyor. Tekrar sorumluluklar, görevler diyor. Biraz üzerinizde baskı artabilir. Özellikle pazar günü bu anlamda zorunluluklar biraz sizin için belirleyici olabilir. İş hayatınız da önde tabii ki. Yani bu pazar günü hafta sonu dinlenmekten ziyade sanki biraz mesu, sorumluluklarınıza odaklanacaksınız. İşle ilgili konularda sizin için ön planda olabilir sevgili oğlaklar. 22'sinden itibaren ay güneş artık aslan burcunda parlamaya başlayacak. Bir ay boyunca güneş aslan burcunda 8. evinizde olacak. Bu önümüzdeki süreçte özellikle yine finans konularının para konularının kazançlar gelirler giderler alacak borç ve benzeri konuların hisseli paraların paylaşımların güneş tarafından Mercek altına alınıp daha fazla aydınlatılacağını ve bunlarla ilgili konu ve kavramların e, Ağustos sonlarına kadar olan süreçte gündemimizde olabileceğini işaret ediyor. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.